Merhaba sevgili seyirciler. Mutlu, huzurlu, keyifli pazarlar diliyorum. Avrupa'nın güzel vatanımıza dört bir yanına her yere kucak dolusu selamlar yolluyorum. Biz yine dopdolu bir kadınca programıyla karşınızdayız. Yine muhteşem iki konuğumuz var. Bilgi dolu bir programımız olacak. Biliyorsunuz yemek köşemiz var. Orada da dopdolu devam ediyoruz kadınca programı olarak. Bugün neleri konuşacağız ve ben size program öncesi başlamadan önce kısa bir konuklarımızı söyleyeyim. Onlar daha sonra kendilerini de tanıtacaklar. Doktor Mahmut Ay, uzman, kalp cerrahi ve aile hekimi aynı zamanda bizlerle olacak. Demet Çelik, bankacı lakin şirket danışmanı aynı zamanda. Mahmut Hocam'la kalp sağlığını, normal aile sağlığını, korona döneminde beslenmeyi nasıl kendimizi koruyabiliriz onları konuşacağız, ele alacağız. Demet Hanım'la da bankacılık, sosyal hayatı, eğitimi, Türk kadının iş hayatını konuşacağız. Ama tabii ki programımız başlamadan önce bizim bir ve sokak röportajımız var bu hafta yaptığımız sizler için. Onu yayınlayacağız, ardından da yemek köşemize. Ondan sonra tekrar biz programımıza başlayıp devam edeceğiz sevgili seyirciler. İsterseniz önce VTR'mize bakalım. Sokak röportajımızı, bir halkın nabzını yokladık. Ondan sonra da yemek köşemize bağlanalım. Hazır değilmiş, hiç önemli değil. Devam edelim. İsterseniz önce kısa bir biz sizden tanıyalım. Yemek programı VTR'miz hazır olduğunda bize reji odasına söylerler, direkt bağlanırız. Demet, müsaadenizle hocam. Tabii, tabii, Demet, kısa bir tanıtalım, ondan sonra devam edeceğiz. Sizi tanıyalım bir Demet Hanım. Seve seve. İlk önce teşekkür etmek isterim. Biz çok teşekkür ederiz. Buraya davet edildiğim için gayet mutlu oldum, sevindim. Sizinle beraber olmak ve bu programa katılmak benim için büyük bir zevk. İsmim Demet Çelik, 27 yaşındayım. Zikbok'ta yaşıyorum, bana yakın bir küçük şehir. Evet. Bankacıyım fakat... Şirket bankacılık aslında, yani normal bankacılık değil. Köyde çalışıyorum ve 5 senedir neredeyse bu işi yapıyorum. O alandasınız. Tabii bankacılık deyince biz genelde şalterdeki bankacılıkları şey yapıyoruz ama değil, farklı bir bankacılık. Onu da konuşacağız. Mesleğinizin detaylarıyla ilgili. Evet hocam, size hoş geldiniz. Siz de bir kısa tanıyalım isterseniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim ben de davetiniz için. İsmim Mahmut Ay. 40 yaşındayım. Almanya'da doğdum, büyüdüm. Öğrenimimi Almanya'da tamamladım. Hessen'in eyaletinin Gießen şehrinde tıp fakültesi okudum. Bitirdikten sonra Frankfurt Üniversite Hastanesi'nde kalp cerrahisinde tahsil gördüm. Uzmanlığımı bitirdim. Frankfurt'ta uzmanlığı yaptıktan sonra beraber çalıştığım bir başhekim arkadaşım vardı. O Avusturya'ya tayini çıktı. Şef hadisi oldu. Yani bölüm başkanlığını üstlendi bir üniversite hastanesinde. Beni de yanına çağırdı. 2 senede Avusturya'da onun yanında çalıştım. Oba ats olarak, kalp cerrahisinde, operatör olarak. Daha sonra toplumsal bazı sıkıntılar yüzünden ırkçılığın çok olduğunu hissettik Avusturya'da. 2 sene sonra yine bu çevreye dönme kararı alıp geri döndük. Geri dönmemle birlikte de aile hekimliği... Evet. Uzmanlığını da yapmaya karar verdim. Kendi ufkumu da genişletmek için aynı zamanda. Ve şu an Frankfurt Offenbach yakınlarında bir muayenehanede çalışıyorum. Evet. Bu sene inşallah kendi muayenehanemi açmayı, orayı devralıp devam etmeyi. Orada mı açacaksınız yine o bölgede hocam? Tamam. Çalıştığım yeri devralıp orada çalışmayı düşünüyorum. Sizin de ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Tavrolardan geldiniz. Seve evet seve. Sevgili seyirciler, VTR'miz hazır. VTR'mizi seyredelim. Ardından yemek köşemize bağlayalım. Ondan sonra sohbetimizi konuklarımızla devam edeceğiz. Evet sevgili Kadınca programı izleyicileri, bugün Köln Weidengasse'dayız ve Gülay Hanım'la birlikteyiz. Gülay Hanım bize bu hafta birbirinden güzel yemekler yapacak. Bakalım bize neler anlatacak. Evet, ben Günay Kızıltaş. Bu arada ilk katılımım oluyor böyle bir programa. Çocuklarımın ısrarıyla katıldım ve güzel bir şey olduğunu tahmin de ettiğim için katıldım. Umarım her şey çok güzel gider. Aslında yemek demeyelim, atıştırmalık diyelim, aparatif diyelim. Çocuklarımıza hitap edebilecek annelerimizin seçenekleri arasından bir şeyler diyelim. Günü öyle tamamlayalım.
sosisimizi aldık, evet, tavuk sosisimizi. Şimdi pastırmasını alacağız Ege Türk markasının. Aynen, vazgeçilmezlerimizden birisi olan Ege Türk pastırmamız. Tavuk salamı gerekiyor. Aynen, tavuk salamı diye düşündüm. Evet. Çocuklarımızın en çok sevdiği parçalardan birisi. Evet, ve sucuk gerekiyor, sucuk galiba. Aynen. Bir de sucuğumuzu alalım. Sucuğumuzu da aldık. Şimdiden diyorum muhteşem olacak. Cim, çok teşekkür ederiz. Sağlıkla kalmanızı dileriz. Kadıncayı izliyorsunuzdur. İzlemeye devam edin diyoruz. Vallahi ben de teşekkür ediyorum sizlere geldiğiniz için, ziyaret ettiğiniz için. Görüşmek üzere inşallah. Merhaba, hoş bulduk. Tamam. Evet sevgili seyirciler, VTR'mizi seyrettik. Şimdi yemek köşemize bağlanalım. Bir orada da bir gün arkadaşım var, moderatör. Sizlere bir belirtin neler var bugün yemek köşemizde. Evet sevgili izleyiciler, hayırlı pazarlar diliyoruz. Dopdolu bir programla yine karşınızdayız ve Ege Türk'le yemek bölümümüz devam ediyor. Yemek yarışmasındayız. Hoş geldiniz Gülay Hanım. Bu haftaki konuğumuz az önce VTR'de de gördünüz, Gülay Hanım. Gülay Hanım bize neler anlatacakmış, bize neler hazırlamış, şimdiden bir tanıyalım. Gülay Hanım, ilk önce sizden bir şey rica ediyorum. Bize nasıl ulaştınız? Onu bize bir anlatır mısınız? Onu da seyircilerimiz duysun. Öncelikle ben bu programa katılma gibi bir planım, programım yoktu. Bir arkadaşın aracılığıyla ismini verebilirim size. Buyurun. İsmi Bedriye Yıldız. Buradan çok selam gönderiyoruz Ay Bedriye Yıldız. Hanım'a. Sağ olsun. Onun sayesinde böyle bir şeye katılma ihtiyacı duydum diyeyim artık. Evet. Kendimde o enerjiyi toparlayabildim. Evet. Sağ olsun böyle bir şey olduğunu ve katılabilirsem güzel olacak, eğlenceli olacak dediği için, hı hı, ben de katılmayı öngördüm. İyi ki de katılmışım. Güzel bir gün yaşadık, alışverişimizi evet, yaptık. Enerjim birlikte çok yüksek. Biraz da ona güvendim belki. Çok önemli. Topluma girmeyi, insanlarla diyalog kurmayı, evet, güzel şeyler yapmayı severim. Evet, sosyal mesajlarda içerikli güzel bir açıklama da yapabilirsiniz tabii isterseniz. Ki. Bu konuda hani insanlarımız kendisine güvensin, bizimle birlikte olsunlar. Aynen. Muhteşem aynen bir gün yaşasınlar aynen burada değil aynen mi? İnsanın hayatında mutlaka güzel dokunuşlar olmalı, güzel anılar kalabilmeli. Evet. Bunlar da bunlardan biri olduğunu tahmin ediyorum. Evet. İnsan hayatında güzel şeyler her zaman kalıcı ve beyinde yaratıcı olur. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kadınlar için çok önemli şeyler. Kadınlarımız gündemde kalabilmek için güzel şeyler yapmalı. Yaratmalı. Yaratıcıyız yaratmalı, biz anne olarak, kadın olarak her zaman yaratıcıyız. Çocuklarına iyi bir şeyler verebilmeli. Kesinlikle. Hepimiz anneyiz ve ileride anne olacak olan anne adaylarımız için de güzel şeyler olmalı. Bizler örnek olmalıyız ki diğer annelere birer yani örnek olsun. Kesinlikle, aynen, kesinlikle. Gülay Hanım kısaca kendinizi de tanıtın. Evet. Yaptığınız mesleği de aynen söyleyin. Bu da çok önemli. Aynen. Ben şu anda ev hanımlığı yapıyorum. Ben aslında Türkiye'de besin biyolojisi, ev ekonomisi okudum ve bunun evet bunun mesleğini bitirerek buraya geldim ama maalesef burada çocuklarımın küçüklüğü, ne bileyim bazı şeylerin istediğim gibi gitmediğinden dolayı mesleğimi burada icra ettiremedim. Ama aşçılık yapıyorsunuz. Ama tabii daha sonra belirli yerlerde çalıştım. Evet. Otellerde çalıştım. Evet. Mutfakta çalıştım. Yani bir şekilde onu hayata sokmaya çalıştım. Ne çocuklarım güzel için. Ne güzel. Güzel, ne güzel şeyler yapmaya çocuklarınızı çalıştım. Çocuklarınızı da eğittiniz, büyüttünüz. Aynen. Allah çok şükür. Sağlıkla büyütmeyi çok nasip şükür etsin. Bu sağ arada 3 evladım var. Allah bağışlasın. Onların da bana olan güvenlerinden dolayı ben kendimi daha çok güvendim. Ve burada sizlerle beraber ekranlar oldum. Ekranlar karşınıza aynen çıktı. Aynen. Çok güzel. Harikasınız. Çok mutluyum. Gülay teşekkür Hanım ediyorum. Bugün neler yapacağız? Evet. Kısa bir açıklayalım. Tabii İlk ki önce ilk yapacağımız yemeği açıklayalım. Evet. Daha doğrusu atıştırmalık. Atıştırmalık diyelim. Poğaça, çayların yanında. Evet. Aha. Hepimizin sofralarında, masalarında bulunabilen şeyler genelde. Evet. Önce poğaçamızdan başlayalım. Poğaçamızdan evet başlayalım. Evet. İçerik malzemelerini de anlatalım. İki tane Ege Türk'ün şu çift iki parmak doğranmış sucuğumuz, bir bardak mantarımız. Tabii ben mantarımı daha önceden hazırlamak
zorunda olduğum için zaman almamak açısından evet, çok mantarımızı ufak bir tavada soteledim ve dahil ettim. İçerisine bir bardak kaşarımız, evet. Yanına tabii bunun yanı sıra hamurumuz için gerekli olan malzemeleri ben size ayrıca İlk önce göndereyim. Oradan, evet. Hamuru hamurdan başlayalım. 2,5 bardak, tabii una göre değişebilir, 3 bardak da olabilir. Hı-hı. Unumuz, 1 çay bardağı yağımız, 2 yemek kaşığı sirkemiz, 2 tane yumurtamız, bir tanesinin sarısını ayırıp üzerine sürmek için ayırıyoruz. 1 su bardağı yoğurdumuz, 2 tane kabartma tozumuz evet. ve hepsi bundan ibaret. Bu şekilde biz yoğurdu hazırladık. Evet, ben daha önce açalım hazırladım. Bir gösterelim sevgili seyirciler evet, burada görsün. Zaman evet, kazanmak açısından. Biraz zaman kısıtlı evet. çünkü. Evet. Şöyle hamurumuzu hazırladım ve bu hamurdan, undan yapmış olduğumuz malzemeden evet. bize 12 tane poğaçalık hamur çıktı. Evet. Bunu siz tabii küçük miktarlarda yapabilirsiniz. Daha da büyük yapabilirsiniz. Bu sizin arzuya istek bağlı. Ve arzuya bağlı. Hı hı. Ben 12 tane çıkardım. Ve bu şekilde devam ettiriyoruz. Evet, biraz sonra sonuçlarını da göreceğiz inşallah. Tabii ki inşallah. Siz az önce konuşurken bir püf noktası açıklamak istemiştiniz. Mantar konusunu Aynen. bir açıklayalım isterseniz Aynen. sevgili seyircilere. Mantarı nasıl koruyabiliriz? Evet, o da çok hanımlar, önemli çünkü uzmanlık artık, alanınız olduğu için açıklayın aynen. isterseniz. Mantarlarımızı bu arada her zaman olduğu gibi önce mantarlarımızı soyuyoruz kabuklarını. Daha sonra mantarlarımızı kaynar su artı yarım çay bardağı sirke dahil ederek su ılıyana kadar bekletiyoruz. Bu bizim mantarımızın hem hijyen açısından, sağlık açısından bakterilerden, mikroplardan koruyacaktır. Besin değerini koruyor. Besin değerini içinde barındıracaktır. Artı mantarımızın uzun zaman beyaz renkte kalabilmesini sağlayacaktır. Ardından da şoklamak için Aynen. buzluğa atılabilir buzluğa ve tekrar kullanabilirsiniz. Tekrar kullanıp kavanozlara yağlayıp kavanozlara koyabilirsiniz. Antipasti şeklinde de kullanılabilir. Aynen. Yani Aynen. her şekilde. Her şekilde elinizin altında mantarınız hazır olur. Çok ve teşekkür doğal. Ederiz. Harikasınız. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir açıklama oldu. Güzel bir mesaj verdik burada toplumumuza. Teşekkür güzel. Ederim. Birazdan devam edeceğiz. İnşallah. Sevdacığım söz sende. Teşekkürler Birgülcüğüm. Size de kolay gelsin. Evet sevgili seyirciler, zaman kaybetmeden biz programımıza başlayalım istiyoruz değerli konuklarımızla. Malumunuz ekranda numaralarımız çıkıyor. Gerek hocamıza gerek Demet Hanım'a sorularınız varsa bize canlı yayında bağlanıp sorularınızı da sorabilirsiniz. Evet, tekrar hoş geldiniz hocam. Malum çok zor bir dönemden geçiyoruz sağlık açısından da. Pandemi gibi bir sorunumuz var dünyaca. Yani tek bütün dünyanın derdi tek oldu. Bu da hiç aklımıza gelmezdi böyle de bir şey. Dolayısıyla bizim de doktor konuklarımız çok oldu Kadınca programı olarak. Size onlara burada ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu dönemde bizleri, seyircilerimizi yalnız bırakmadıkları için. Siz de ona keza ayağınıza sağlık. Evet, sorularımıza başlayalım hocam. Kalp alanınız, kalp yetmezliğini. Önce bir kalp yetmezliğinin belirtilerini isterseniz bir başlayalım. Tabii ki. Kalp yetmezliği genel bir kavram. Bu kalp yetmezliği adı altında birçok semptomlar, birçok rahatsızlıklar olabilir. Arzu ederseniz ben bir kalp modeli getirdim. Evet. Kalp hakkında konuşacağımız için hem seyircilerimiz de tanısınlar kalbin ne olduğunu, ne fonksiyonlar içerdiğini, nasıl bir yapıya sahip olduğu. Bu modeli göstereyim. Biraz üzerinde anlatma yapayım. Çok iyi olur. Daha sonra anlama kalp yetmezliği evet. konusunda konuya değinebiliriz. Şu şekilde göstermek isterim. Bu elimdeki bir kalbin modelidir. Model evet. olarak biraz daha küçük bir modeldir bu. Normalde bir kalp yani kişinin kendi kalbi kendi yumruğu kadar aşağı yukarı sayılabilir. Yani benim kalbim evet. ne kadar büyüklükte, küçük mü diye düşünecek olursa seyircilerimiz yani kalbin normal büyüklüğü kendi yumruğu kadardır aşağı yukarı. Normalde hastalarımızda kalp büyümesi olmazsa gördüğümüz kalbin evet, büyüklüğü de tam şu şekilde gösterir misiniz? Ha o süper. Çok iyi hocam. Kalbin büyüklüğü de aşağı yukarı bunun ve bundan biraz daha büyüktür. Gördüğünüz evet. gibi kalp aslında bir kas organıdır. Kastan oluşan, yapısı çoğunlukla kastan oluşan bir organdır ve farklı bazı dokuları da içerir. Şimdi kalbin çeşitli alanları ve odacıkları vardır. Bir sağ kalp dediğimiz, şimdi
kendi tarafımdan anlattığım için sağ taraf burası diyorum. Seyircilere bakarken burayı sağ diye düşünecekler. Ama anlatırken bu şekilde anlatılır. Yani kalbin bir kulakçığı vardır. Bu birinci bölümüdür. İkinci bölümü bir karıncığı vardır sağ taraftaki. Buna tıbbi terim olarak ventrikül denilir. Oradan kan pulmoner arterden, çünkü vücutta toplanmış atık kandır bu. Kalbe geri dönen, oksijensiz diyelim bu veya oksijeni kullanılmış olan kan. Buradan kalbin kasılmasıyla birlikte akciğere gider. Akciğerde oksijenle yeniden beslendikten sonra bu sefer sol kulakçığa dolaraktan, sol ventrikülden, aort damarından, şu kırmızı büyük gördüğünüz vücudun en büyük damarıdır, atar damarı. Şah damarı da buna denilebilir. Buradan kan komple vücuda yayılır. İlk başta çıkan kan buradan hem kol ve kafa, beyin tarafına gittikten sonra bütün vücuda buradan yayılmaktadır. Şimdi bu kalbin dışı, dış yüzeyi. Burada da zaten belirtilmiş, hem mavi hem kırmızı damarlar görülmektesiniz. Kalp krizi olduğunda işte bu damarların tıkanması sonucu kalp krizi meydana gelmektedir. Ateroskleroz hastalığı. Buna birazdan başka resimlerle de değineceğim. Şimdi bir de seyircilerimizin bilmesi gereken bir konu daha vardır. Kalp kapakları. Evet. Bu bir tane midir, iki tane mi, üç mü, dört mü? Çoğu zaman bu bilinmemekte. Kalbin dört tane kapağı vardır. Şöyle içini gösterecek olursak. Burada görmektesiniz şimdi. Şu beyaz işaret edilen şeyler kapaktır. Yani kulakçık ve karıncık arasında bir kapak vardır. Sağ tarafta triküspit kapak. Bu kapağın görevi kalp kasıldığı zaman kanı doğru yere iletmesini sağlar. Burada tabii, eğer pompalı madde görevini dediğimiz halk diliyle. Tabii eğer bu kapaklar olmasaydı kalpte kan nereye gideceğini bilemezdi. Evet. Dolayısıyla bu kapaklar doğru yere doğru açılıp kapanmak zorunda. Gayet ve de görevini, ekranda çıkıyor güzel bir şekilde. Ve görevini düzgün yerine getirmek zorunda ki mesela buraya dolmuş olan kan bu tarafa akabilsin. Eğer burada kapak yetmezliği olursa, kapak yetmezliği iki türlü olabilir. Ya sıkışma yapabilir, kireçlenme yapabilir veya enflamasyon sonucu iltihaplanma yapabilir. Bu şekilde de kan yeterince ön tarafa doğru akmayabilir veya da yetersizlik yapabilir. Yetersiz kaçak yapar yani. Ne demek oluyor? Buraya biriken kan normalde şuraya gitmesi gerekirken yetmezlik olduğunda, kaçak olduğunda kalp kasıldığı anda geri teper bu sefer. Geriye doğru akar. Geriye doğru aktığı zaman burada bir yoğunluk oluşmaya başlar. Şişme yapar bu kulak bölümü. Bundan sonra bunun da beraberinde getirdiği yine kalp yetmezliği dediğimiz meseleler devam eder. Kapakları tamamlayalım. Triküspit kapak, buraya dolan kan şuradan triküspit kapaktan sonra pulmoner kapaktan akciğere gitmekte. Akciğerden şu sol taraftaki kulakçığa dolduktan sonra mitral kapak. Bu önemli bir kapaktır çünkü kapak hastalıklarının çoğu özellikle yoğun bir şekilde ya mitral kapakta veyahut da aort kapağında meydana gelir. Her kapakçığın bir farklı bir görevi var o zaman hocam. Tabii. Şu beyaz diye gördüğünüz şuradaki kapaklar bunlar kulakçıktan karıncığa yani atriyumdan ventriküle kanın akmasını sağlar. Ve yapmaması gereken iş ise kan ventriküle dolduktan sonra kulakçığa yani atrium bölgesine onu sızdırmamaktır aslında görevi. Fakat bu bazı sebepler sonucu sızdırma yapabiliyor. Yapabildiği zaman işte bunun da dereceleri vardır. Hani hafif bir kaçak varsa genel anlamda sıkıntı meydana getirmez. Fakat bu yüksek derecede olursa kalp yetmezliği beraberinde geleceği için bunun tedavi yöntemlerine bakmak gerekir. Normalde yüksek derecede bir kaçak varsa bunun ameliyat edilmesi gerekir. Şunu da söyledikten sonra kapakları tamamlamış olacağım. Bu daha önce şah damarı dediğim aort damarının kapağı ise aort kapağıdır. Şurada gördüğünüz görülüyor mu bilmiyorum. Kalemi, şöyle gösterelim. Evet, şimdi gayet güzel görülüyor. Şu hocam. Beyaz işaret edilen kapak. Bu da
en önemli, yani vücuda kanın dağılması için en son çıkan kan bu kapaktan geçmekte. Evet. Yani ventriküle buraya dolduktan sonra yaklaşık 70 mililitre kan dolduktan sonra kalbin yeniden kasılmasıyla birlikte bu kapak üzerinden en büyük vücutun damarından, atar damarından vücuta yayılmakta. Bu kapakta özellikle yaş ilerledikçe veya doğumdan belli bir rahatsızlık varsa doğuştan itibaren o zaman daha genç yaşlarda ama normal şartlarda daha yaşlanırken kireçlenme süreci yaşayabiliyor. Bu kireçlenme olduğu zaman yaptığı sıkıntı iki türlüdür. Bir, yeterince kan pompalayamıyor kalp dışarıya doğru. Evet. Ve kalp yetmezliği oluşuyor. Yani hareket ederken normalde birkaç kilometre yürüyen hastalarımız bu sefer kireçlenme çoğaldıkça daha az bunu yapabiliyor. Daha çabuk nefes darlığı yetmezliğiyle karşılaşabiliyor. Yaşayabiliyor aynen. Ve kalpte de bir sıkıntı daha meydana geliyor. Bu tedavi ettirilmezse kireçlenme olduğunda kalbin kasılması daha kuvvetli yapılması gerekiyor. Evet. O kanı atabilsin diye. Normalde gördüğünüz şurada kalp kasının hani yaklaşık 1 santim bir kalınlığı vardır. Bu kasılma süreci daha kuvvetli olduktan sonra tıpkı bu bodybuildercilerin hani ağırlık kaldırırken kaslar şişiyor ya. Bu kasta aynı şekilde şişme yapıyor bu sefer. Eğer ki bu sıkıntı devam ederse bu şişme sonucu kalp bunu belli bir seviyeye kadar yine dengeleyebiliyor bu kuvvetlenmeyle birlikte. Fakat tedavi edilmezse bu kas bu sefer kendini bırakıyor, genişleme yapıyor bu sefer ve o safhadan sonra zaten tedavi ettirilse bile o eski gücünü yeniden elde edemiyor. Evet, çok teşekkürler hocam. Çok güzel anlattınız. Tabii ki seyircilerimizin işinde çok önemli çünkü kalbin formunu, şeklini, çalışmasını bildiğimiz zaman daha kolay anlayabiliyoruz en azından bizler. Tabii ki sizler bu işin ustasısınız ama ben biraz da Demet Hanım'la sohbet edelim. Evet. Onu da tanıyalım. Ondan sonra hocamla tekrar devam edeceğiz sevgili seyirciler. Evet, tekrar hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık sizin de. Bankacı dedik ama ne tür bir bankacılık? Onu oradan bir başlayalım isterseniz. Tabii. Şirket bankacısıyım. Yani borsada yazılı olan şirketlerin banka tarafından danışmanlığını yapıyorum. Bu kredi bölümüne düşüyor, değişik bölümlere de düşüyor. Yani bankada olan bütün işte bizim yardımcı olabildiğimiz bölümlerde danışmanlık oluyor. Bu tabii ki çok değişik oluyor bankacılıktan, normal bildiğimiz bankacılıktan. Evet. Ve tabii ki miktarlarda daha değişik oluyor. Miktarlar değişik. Evet. Mesuliyeti, sorumluluğu daha değişik. Çok. Evet. Nereden geldi bankacılık aklınıza? Yani küçükken hep normalde biz şeyle başlarız, şu mesleği olacağım ama öyle bir şey mi vardı? Yoksa hani direkt baştan belli miydi ben paralarla oynayacağım, bankacılık mı yapacağım? Yok, hiç planlı değildi gerçekten. Ben aslında doktor olmak istiyordum. Öyle mi? O yüzden çok büyük ilgiyle dinledim. Fakat kanlı aram pek iyi değildir. Bunu keşfettiniz. Evet. Liseyi bitirdikten sonra çok düşündüm. Ne okuyayım? Mutlaka okumak istediğimi biliyordum. Yani bu çocukluğumdan beri belliydi. Evet. Fakat ne okumak istediğimi bilemedim. Çok düşündüm. Çok zorluk çektim. Sonra işte tıpa yakın bir bölüm olsun düşündüm. İlk başta Bonn'da gıda ve beslenme bilimleri okudum. 2,5 sene. Orada ana çalışmalarım zaten ekonomi bölümünde oldu ve o zamanlarda da daha çok ekonomi bilgisi kazanmak istediğimi anladım. Ve değişik bir şeyler öğrenmek istediğimi anladım ve bankaya girdim. Bu da tesadüfen oldu aslında. Bir 5 sene veya 6 sene önce sorsaydınız hayatta bankaya gireceğimi tahmin etmezdim. Yani hiç düşünmedim gerçeği konuşmak gerek. Tesadüf oldu. Bir tanıdık üzerine girdim ve 5 senedir işte şirketlerle çalışıyoruz. Bu benim için önemliydi. Yani normal bankacılık yapmak istemedim. Şirketlerle çalışmak istedim. Danışmanlık yapmak istedim. Öyle bankaya girdim. Çok güzel. Aslında burada da şuna da ben değinmek istiyorum.
gençlerimizin bir dönem okuduktan sonra, lise bittikten sonra meslek seçimine, orada böyle bir şey olması gerekiyor. Onu da isterseniz sizin fikirlerinizi almak istiyorum birazdan. Hani tam net olarak sonuçta bu mesleği 40 sene boyunca yapacaklar. Evet. Ve gerçekten de mutlu olmak, yani mesut, yani bir şekilde yaparlar ki başarılı olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ama orada çok çelişki yaşıyorlar. Evet. Orada neler tavsiye edersiniz gençlere yönünü bulabilmesi için? Diyorsunuz ya, ben aslında küçükken tıp okumak istiyordum ama kan dolayından dolayı da vazgeçtim. Hangi döngüyü yaşayıp net bir ben bu mesleği yapacağım, bu alanda daha iyiyim, neleri tavsiye edersiniz? İlk tavsiyem ve aslında en önemli tavsiyem mutlu oldukları bir alanı seçsinler ve kimseyi dinlemesinler. Onu keşfetmekte çok zorlandıklarını gördüm. Evet. Kendi oğullarımdan da gördüm. Diğer gençlerden de gördüm. Acaba yani hangi alanda, hocama da soracağım birazdan o soruyu, nasıl seçiyorsunuz? Çünkü çok önemli, inanın çok önemli. Türk kızlarımız için de çok önemli. İlerideki hani... Kuaförlük de çok güzel bir meslek. Evlendiklerinde de devam yapabilecekleri meslek. Ama biz de istiyoruz ki Türk olarak çok büyük yerlere gelsinler. Bu konuda da onlara da biraz yardımcı olalım. Sevinçli. Hazır sizi bulmuşken burada. Çünkü siz de onlardan bir tanesisiniz. Tabii. Başarılısınız bu konuda. Evet, babanız da aynı zamanda öğretmen. Onu da konuşacağız. Ama birazdan bir reklam aramız var. Reklam aramızdan önce belirlerken nereye dikkat etmeli onu istiyorsanız bölmeyelim. Direkt reklamda sonra, çünkü uzun bir mesele. Evet, babanızla aranız nasıl? Babanızın size meslek hayatında ne gibi fonksiyonu oldu? Onu alalım. Seve. En kısa cevap oldu. Evet. Babam eskiden Almanya'ya gelmeden önce öğretmendi. Fakat ben onu öğretmen olarak hiç tanımadım. Evet. Ben kendimi bildiğim bileli babam şirket sahibi ve girişimci. Tabii ki orada çalışkan olmayı öğrendim. Her zaman her istediğini yapabileceğini öğrendim ve bu benim için çok önemli ve değerli oldu. Tabii ki çok kutsal da bir göreve, evet, sahiplendi babanız. Binlerce çocukları eğitti. Bu da çok güzel bir şey. Bir evlat olarak gurur duyacağınız, evet, bir şey. O da sizinle gurur duymalı. Öyle bir kızı, onu da buradan söyleyeyim. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasına gireceğiz ama reklamlardan sonra tüm hızıyla programımız devam edecek. Siz hiçbir yere ayrılmayın. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Evet sevgili seyirciler, reklamlardan sonra programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ben size kısa bir hatırlatma yapayım bugünkü konuklarımıza dair. Bugünkü iki değerli konuğumuz var. Doktor Mahmut Ay, Frankfurt bölgesinden geliyor. Bizlere konuk oldu, sağ olsun. Uzman kalp cerrahi ve aile hekimi aynı zamanda. Demet Çelik, bankacı eşittir şirket danışmanı aynı zamanda kendisi. Dediğimiz gibi sorularınız varsa ekranda çıkan numaralarımızdan bize canlı yayınla bağlanıp sorularınızı da sorabilirsiniz diyoruz. Ama bir de yemek köşemize bağlanıyoruz. Orada da Bilgül arkadaşım var. Bakalım ne yapmışlar, hangi derecedeler. Bilgül arkadaşım, söz sende. Teşekkür ediyorum Selda'cığım. Biz muhteşem bir şekilde devam ediyoruz. Güzel bir şeyler yaptık. Neler, aynen, yaptık? Gülay Hanım, evet, anlatabilir misiniz? Önce poğaçalarımızı fırına koyduk. Şu anda onlar kızarmaya artık yüz tutuyor. Evet. Ve peşinden acilen çocuklarımızın en çok sevdiği yiyeceklerden biri olan tosti'yi renklendirdik. Şöyle renklendirdik. Bunları gösterelim isterseniz. Miflör hamuruna sararak cazip hale getirdik. Nasıl yapıyoruz? Sofralarımızda bir kısa görelim. Kısa bir görüntü olarak, evet, şöyle, görüntü olarak size gösterebilirim. Önce sosimizi müflör hamuruna koyuyoruz ve şu şekilde uzunlamasına sarıyoruz. Bazı kısımları şuradan alalım. Daha muntazam yapabilmek için. Ve ondan sonra bunları birer parmak mesafede kesiyoruz. Yapımı çok kolay. Görünüş ve görsellik muhteşem olan bir yiyecek hazırlıyoruz. Onu da takıyoruz. Şöyle, şu doladığımız uç kısımları içe gelecek şekilde açılmaması için, gene de o rizikoyu kaldırmak için, hı, şu şekilde sarıyoruz. Ve şişimizi takıyoruz.
Aynen. Evet. Muhteşem olacak. Şu şekilde. Çok da rahat, çok çabuk. Çok çocuklar çabuk. Çocuklar için çok pratik. Örneğin doğum günlerinde çocuklarınızın sabah kahvaltılarında. Evet, snack şeklinde. Evet. Yapılabilir. So. Onu bitirdikten sonra bu şekilde. Yumurta sürebiliriz istersek. Yumurta ve bir miktar susamla daha da renklendirmiş olabilirsiniz. Evet, susam bu çok sizin, önemli. Evet. Besin değeri çok yüksek. Tabii ki. Omega 3 ve 6 değerinde. Yani içeriğinde. Aynen. Çocuklarınızı tükettiremediğiniz gıdaları bu şekilde tüketiriz. Evet. Gizli bir şekilde çocuklarınızı yedirmeye çalışın. Aynen. Ardından da bunu da anlatalım. Evet, bunu da anlatalım. Patates. Ben zaman kazanmak açısıyla daha önce de bahsettiğim gibi patatesleri daha önceden kızarttım ve hazırladım. İçlerini açarak patates çanağında, pastırmalı ve kaşarlı böyle mini sunumlar sizlere paylaşmak istiyoruz. Biraz sonra bitmiş bundan, halini zaten aynen. Sevgili seyirciler görecek. Aynen sizlerle farklı paylaşacağız. Farklı şeyler gösteriyoruz gördüğünüz gibi sevgili seyirciler. Evet. Yani birazdan görünümünü de göreceksiniz. Muhteşem olacak diye düşünüyorum aynen. Çünkü güveniyorum aynen. Size bu aynen. Konuda. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Serdar'cığım söz sende, devam edebiliriz. Kolay gelsin sizlere tekrar. Evet sevgili seyirciler, kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum tekrar buradan sizlere. Biliyorsunuz malumunuz bizim Anneler Günü yarışmamız devam etmekte. Son katılım 1 Mayıs, bunu da belirtmiştik. Bu konuyla da ilgili resimlerimiz de reji arkadaşlarımıza, içerideki arkadaşlarımıza söyleyelim. Resimlerimiz de var, ekrana gelsin. Annelerinize şiir yazıyorsunuz, bize gönderiyorsunuz. Çocuklarımız da 6 ile 12 yaş arası annelerinin resimlerini çiziyorlar, bize yolluyorlar. Ve muhteşem ödüllere sahip oluyorsunuz. Biz birinciyi seçiyoruz. Bunu da tabii ki sizin huzurunuzda yapıyoruz. Her şeyi açık bir şekilde seçiyoruz. Ondan sonra muhteşem ödüllere, nedir muhteşem ödüller? Uçak bileti vardır içinde, kuyumcu altın çeki var içinde. Yani bunlara hak kazanıyorsunuz yarışmaya katıldığınızda dair. Diyorum de programımıza devam ediyorum. Çok güzel bir yerde kalmıştık Demet Hanım. Çok da önemliydi bizim gençlerimiz için. Zaten hayatımız, geleceğimiz gençler biliyorsunuz. Meslek seçiminde çok zorlandığını görüyoruz. Doğru meslek seçiminde küçükken hep diyoruz, hayaller kuruyoruz, şunu olacağız, bunu olacağız. Burada hocamın da fikirlerini almak istiyorum. Siz neler yaptınız ya da değerli babanızdan hangi tavsiyeleri aldınız ki doğru mesleği seçebildiniz? O kadar kolay olmadı maalesef. Demin anlatmıştım zaten. Evet. Şöyle bir durum var. Biz genç insanlar olarak pek pratik tecrübelerimiz olmuyor maalesef. O yüzden çok önemli bir tavsiyem var gençlere. Mutlaka bir hafta sonları olsun ya da tatillerde olsun staj yapsınlar. Ya da işte vakit bulabildikleri zaman ve yaşları tabii uygun olduğu zaman çalışsınlar. İlk tecrübelerini alsınlar ve böylelikle de kendilerini belki daha hangi bölüme gitmek istediklerini anlarlar. Bu çok önemli ve maalesef çok az görünülüyor. Evet. Bunu İlk olarak tavsiye ederim. Anne babalar ne yapmalı orada? Oraya da girelim. Anne ve babalar tabii ki bizim kültürümüzde maalesef çoğu zaman işte doktorluk güzel, öğretmenlik güzel ya da avukatlık güzel bir iş. Bunu yap mutlaka isterler ve söylerler. Fakat demin de söylemiştik, mutlaka sevdikleri bir alanı seçmeleri lazım gençler. Çünkü sonuçta senelerce okuyacağız, öğreneceğiz ve senelerce de bu işte çalışacağız. Evet. Buna dikkat etmeliyiz. Ailelerimizin tabii ki istekleri vardır. Fakat biz kendimiz hayatımızı yaşıyoruz ve ona göre davranmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bu siz de yaşamışsınızdır Mahmut Bey. Kesinlikle evet, çok haklısınız o konuda. Tabii ki tıp dalında da şimdi sağlık olarak da devam edeceğiz ama ben bu konuya açılmışken sizin de çok değerli fikirlerinizi almak istiyorum. Annelerimize hangi, ailelerimize hangi vazifeler düşüyor? Meslek eğitimi seçiminde gençlere nasıl görevler düşüyor? Bu konuyu dilerseniz kendi açımdan da hani yaşadığım tecrübelerle dile getirmek isterim. Ben işçi ailesi evladıyım. Yani ne annem ne de babam yeterince okul tahsili sahibi değiller. Dolayısıyla babam Almanya'ya geldiğinde boyacı olarak çalışıyordu. Annem de zamanında hani babalar derdi ya, kız milletinin okulla ne ilişkisi olabilir ki diye okutmamış. Maalesef, çok üzücü. Annem çok istediği halde okuyamamış maalesef.
Fakat buradan da selam olsun kendisine, ellerinden öperim. Biz de ellerinden öperiz, çünkü selamlar. Türkiye'deler biraz mi kendileri? Yok, buradalar. Dolayısıyla ben küçük çocukken okula giderken annemin babamın düz bir mantığı vardı. Diyorlardı ki biz okuyamadık, sen oku ama en azından hani yap, iyi olmaya bak, daha sonra evet, birçok kapılar açık olur ve istediğin yere yönelebilirsin. Şimdi annem kendisi okuma yazma bilmiyordu ve daha sonra kendi kendisine öğrendi. Yani kendi kendisine öğretti ki bunu, büyük bir okuma aşkı vardı. Böyle olduğu için de hatırlıyorum ben yazmaya başladığımda okulda, ilkokulda yanıma otururdu mutfakta. Ben dersi yaparken hani o mesela örneğin L harflerini çizerken evet, biraz yamuk çizdiğimde anne terliğiyle arkamdan koştururdu. Meşhur hani terliğimiz. Meşhur şimdiki anne terliği vardır ama ya. Bizim ama nesil bilir. Şimdi de zaten konuşunca gülüyoruz eski evet, zamanları hatırlayıp, diyor ki işte şakaya karışık, o terlik olmasaydı belki sen doktor olmazdın diyor. İnanın o terliği şimdi arayanlar var yani, hiç önemli değildi. Bizde de öyle bir şey, ne kadar değişik bir şey. Terlik giyiyoruz ama o terliği bile o kadar maneviyatımız düşkün ki sevebiliyoruz. İşin evet, enteresan tarafı bu böyle olduğu için benim yazım içerik olarak iyiydi fakat gayet çirkin bir yazı oldu. Yazı haline geldi. Dolayısıyla dedim ki yazı çirkin olunca en iyisi doktor olayım ki o şekilde kurtarabilirim. Bu işin latifesi. Bence önemli olan mesele çocuklara küçük yaşta okulun ve eğitimin önemli olduğunu evet, ve baba anne tarafından önemsendiğini yaşatmak, hissettirmek gerekir. Çok önemli. Bu illa hani zorlukla değil, onu severekten okula alıştırmak gerekir ki çocuk da orada bunun önemli bir şey olduğunu fark edebilsin. Evet. Ben 8 yaşındayken... Hocam lafınızı balla keseceğim. Söyleyeceğinizi unutmayın. Bir telefon bağlantısı varmış canlı yayında. Ona bir bağlanalım. Peki. Alo, merhaba, buyurun. Alo, merhaba. Ben Hasibe Çelikal. Hasibe Hanım, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ya, benim ritim bozukluğum var. Ha, hocamıza, Mahmut hocamıza sorunuz. Evet, buyurun Hasibe Hanım. Ritim bozukluğu. Haftada bir, iki haftada bir düşüp bayılıyorum. Yalnız da yaşıyorum. Geçen düştüğümde kolum ağrıdı. Bilmiyorum, mutfaktaydım. Yerde yığılıp duruyor, yatıyorum. Kolum nereye çarptığını bilmiyorum. Kaç yaşındasınız Hasibe Hanımcığım? Pazar yerinde bayılıyorum. 73 yaşındayım. Evet Hasibe Hanımcığım, çok teşekkürler bağlandığınız için. Hocamıza soralım sorunuzu. Baygınlık kalbe dayalı. Sormak istediğiniz bir şey var mı hocam, bilmek istediğiniz Hasibe Hanım'dan? Hasibe Hanım merhaba. Bayılma yaşadığınızda acaba önceden bir belirtiler oluyor mu? Hani çok evet, hareketli... Evet, oluyor. Kalbim çok ağrıyor. Böyle basınç yapıyor. Ondan sonra o geçer geçmez bayılıyor. Bu dediğiniz gibi ritim bozukluğuna işaret olabilir. Fakat ritim evet, bozuklukları da büyük genel bir tabirdir. Hani bunun çok çeşidi vardır. Bunu tam anlamıyla teşhisini koyabilmek için bir EKG gerekir çoğu zaman ve hatta bir günlük değil, hatta birkaç günlük EKG gerekir ki o bayılma anını da kapsayabilsin. Bu kapsandıktan sonra o EKG'deki yazılan ritim bozukluğu neyse onun teşhisi konduktan sonra bunun tedavisi ya ilaçla veyahut da kalp pili ile gerçekleşir. Kalp pili, bir dakika sözünüzü keseceğim. O makineleri girdim. Doktor dedi ki kalp pili takalım. Makineden sonra da daha 3 demiş. O da 5'e gelince takılıyormuş. Onun için bekleyeceğiz. Tamam, o zaman teşhis zaten konmuştur. Dolayısıyla size kalp pili takılması tavsiye edilmiş zaten. O yönde tedavi olmaya bakmanız gerekir. Hasibe Hanım'cığım, nereden arıyorsunuz bizi? Bayılıyorum. Ben Hamburg'dan arıyorum. Hamburg. Frankfurt bölgesiyse çok, hocama yönlendirecektim çok, sizi. Evet, uzakmış. Evet. Sokakta bile düşüyorum. Pazara gittim, orada düştüm. Sokakta falan düşüp bayılıyorum. Tamam. Anlattığınız belirtiler bunu beraberinde getirmekte. Yani en iyi tedavi burada. Size bir an önce kalp pilinin takılması. Fakat bunu zaten siz de belirttiniz. Kardiyologlar önce yaptıkları
teste göre size bir randevu vermeleri gerekecektir. İşte Ağustos'ta bir daha bakacaklarmış. Ondan sonra bilmiyorum. 5'e gelince takılıyormuş. Hasbihanım çok tamam. Teşekkürler bağlandığınız için. Çok geçmiş olsun. Ederim. Acil şifalar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederiz. Evet hocam, meslek eğitimle ilgili bir konumuza devam edelim. Kapatalım, ondan sonra yine sağlık olarak devam ederiz. Ben şunu ifade etmek istiyordum. Tabii ailemde, annem ve babam da benim doktor olmamı küçük yaştan itibaren çok istediler. Hani doktor ol, doktor ol diye. Fakat ben hayatımda önemli bir şey yaşadım. 8 yaşındayken ben rahmetli dedem gözümün önünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Dolayısıyla bu bende bilinçaltında bir şeyi çağrıştırmış olabilir ki daha sonraki dönemlerde de okul hayatımda ben doktor olmaya kendim de karar verdim. Yani sadece ailemin zoru ile değil, evet bu tıp ve doktorluk benim ilgi alanım diye kendisini gösterdi. Okulda biyoloji dersi olsun veya başka şeyler olsun. Dolayısıyla zaten Demet Hanım'ın dediği noktaya geleceğim. Eğer ki bir çocuğun bir eğilimi varsa, bir severek yaptığı bir şey, bir ilgi alanı varsa anne ve babalara tavsiyem o ilgi alanı üzerinde o çocuğa yol göstermek olacaktır. Çünkü ilgi alanı olan bir konu ileride meslek olarak seçilirse hem seve seve yapılan hem de başarılı olan bir bölüm olabiliyor. Mutlaka. Evet. Buna katılıyorum. Kesinlikle aynı düşünüyoruz hocam o konuda. İsterseniz biraz da sağlık konuşalım. Çünkü seyircilerimiz yazmaya başladı. Direkt hatta bir seyircimizin sorusuyla ben size onu sorayım da en azından seyircimizden de üzerimizden mesuliyet kalksın. Şu şekilde neredeydi? Buradaydı. Doktor Bey'e şunu sorar mısınız? Küçük tansiyonun yüksek olması ne ifade eder? Büyük 145, küçük 125. Bir de kalbin el içinde bunu tam olarak anlayamadım ne demek istediğini seyircimizin. Bir de kalbin el içinde sıkılıyor gibi olması durumu var. Anjiyoda kanın yavaş aktığını ve sadece aspirin 100 verdiler. Son kontrolde kalp iyi dediler. Doktor Bey'e ne tavsiye eder? Ya da bu belirtiler tehlikeli mi? Teşekkürler demiş seyircimiz şimdi. Soru için teşekkür ederim. Dilerseniz bu biraz damar konusuna da girmem gerekiyor bunu açıklayabilmek için. Evet, çok şu şekilde iyi. Bir şey göstermek isterim. Burada ateroskleroz dediğimiz hastalığı biraz ele almamız gerekiyor. Evet. Şimdi normalde damarlar, vücutta yayılmış olan damarlar hem kalbi besleyen damarlar hem de vücudun diğer organlarını besleyen damarlara biz arter deriz. Arterien Almancası bunun. Bu damarların şu şekilde bir modeli var, bir çizimi var burada. Bunun duvarı normalde esnektir, yumuşaktır. Zamanla bununla birlikte yanlış beslenme de bunun içine girmekte. Eğer kolesterol seviyesi çok yüksekse, aşırı tuzlu yemekler ki günümüz sorunu maalesef aşırı tuz. Çünkü nereden baksanız bana gelen hastalarda da %50'si yüksek tansiyonla birlikte geliyor. Bu aşırı tuz sıvı yoğunluğu meydana getirir vücutta. Dolayısıyla tansiyon çıkar. Tansiyon çıktığı zaman da kolesterolle birlikte bu ikisi ana faktör olarak ve şeker hastalığı bunun üzerine geldiği zaman veya gelmese bile bu damar duvarlarında sertleşme meydana getirir. Evet. Bu damar duvarları sürekli bir bozulma ve onarım halindedir. Mesela damarın iç tarafında bir bozulma meydana geldiği zaman vücutun kendi hücreleri gelir, orayı onarır yeniden ve kan güzel bir şekilde, esnek bir şekilde akmaya devam eder. Bu onarma doğru olmazsa ve kolesterol seviyesi mesela çok yüksek olursa bu duvardan damarın duvarına giren bazı maddeler burada da gördüğünüz gibi sertleşme meydana getirebilir. Dediğimiz, o beyazlıklar sertleşme mi hocam evet, seyircilerimizin? Sertleşme, evet, ateroskleroz dediğimiz yani damar tıkanıklığının sebebi ateroskleroz diye tabir edilen hastalıktır. Ateroskleroz da bu damarın duvarında meydana gelen sertleşmelerdir. Buraya yağlar girmekte, oraya kireçlenmeler birikmekte. Bunlar zamanla büyür ve hakikaten böyle... Ve o sertleşmeler nelere yol açıyor? Şimdi hocam ifade edecek onu. İşte sertleşme şuna yol açıyor ki görüyorsunuz burada damarın iç bölümünü kapatıyor belli bir süre sonra. Ve evet, küçük bir pıhtıyla birlikte burası kapandıktan sonra artık akmayan kan,
Hani bir boru düşünün, tıkanıklık yaptı ve akmıyor artık kan. O akmadığı noktadan itibaren organ veya doku varsa orayı öldürüyor. Oranın kriz haline gelmesini sağlıyor. Onu da şu şekilde hemen gösterebilirim. Kalp üzerinden mesela şurada kalp krizi nedir? Onu anlatmak istiyorum size. Kalp krizi bu kalp kasını besleyen damarın ateroskleroz sonucu kapanmasından sonra ondan sonraki gelen bölümün oksijen eksikliğiyle birlikte ölmesidir kalp krizi. İşte burası mesela yeterince kan gelmediği için kasın bu tarafı ölmekte artık. Koyu renk olan koyu bölge. Renk olan taraf ve burası öldükten sonra artık kasılma görevini meydana getirememekte. Kalp de kasılmadığı zaman artık pompa görevi yerine gelmiyor. Ve bu pompa görevi yerine gelmediği zaman da kriz ve ölüm meydana gelebiliyor. Evet. Şimdi size gelen sorunun da cevabına gelmek gerekirse bu tansiyonun iki, zaten seyircimiz bunu söylemiş, iki tane değeri vardır. Bir yüksek, bir büyük, bir küçük olan değer. Bu büyük olan değer kalp pompalarken o ilk attığı tansiyondur. İkincisi ise damarların sertliğini ifade eden bir değerdir. Bu damarların sertliğini ifade eden değer de ne kadar yüksek olursa o kadar sıkıntılıdır. Çünkü bu asıl organların bozulmasına zamanla sebebiyet verir. Bu değerin aslında en azından 90'ın altında olması gerekir. Evet. Hatta 80'lerde veya 70'lerde olması gerekir. Seyircimizin belirttiği 120 çok yüksek. Bu 120'nin yani hem seyirciye seyircimize tavsiyem özellikle tuzdan kaçınması lazım. Çok az tuz tüketmesi lazım. Et tüketimini özellikle kolesterol içeren diğer gıdaları kesinlikle azaltması gerekir ki bu az önceki bahsettiğim o yüzden anlattım zaten risk faktörlerini azaltabilmesi için ve aynı zamanda kendisine tavsiye edilmiş olan ilaçları düzenli bir şekilde kullanması gerekir. Evet. Kalbinde eğer bir stent takılmadıysa, eğer bir bypass ameliyatı tavsiye edilmediyse bu daralmanın yeterince daha büyümediği anlamına gelmektedir. Öyle zannediyorum ki seyircimizde belki diyabet hastası da olabilir. Kılcal damarlarda tıkanıklıklar vardır. O yüzden kan dolaşımı da yavaş işlemektedir kalp üzerinde. Bunun da tedavisi dediği gibi ASS kullanmasıdır. Ve diğer ilaçları da düzenli kullanması gerekir. O dediği semptom da hani avuç içinde sertleşme veya baskı hissettiği de esasında kalp krizinin bir ön belirtisidir. Hani normalde kalbin bana çünkü bu şekilde çok hastalar gelmekte. Her kalbi üzerinde bir ağrı sızı hisseden insan ya benim kalbimde bir sıkıntı var galiba diye gelmekte. Normalde kalp krizi belirtisi kalpteki olan bu ateroskleroz semptom olarak bir sıkışma bir daralma olarak kendini gösterir. Şöyle düşünsün seyircilerimiz onu da biraz daha böyle görsel olarak anlatmak gerekirse. Çok güzel bir müthiş anlattınız hocam. Değil mi? Çok bir anlatımı. Teşekkür ederim. Biraz endişeliydim. Hani burada doğup büyüdüğüm için belki Türkçe konusunda sıkıntı çekerim diye. Çok gayet güzel anlattınız. Teşekkür, çok sağ olun. Bir kap düşünün. İçinde kalbinizin olduğunu düşün. Ve birisinin yavaşça bu kabın içerisine beton düştü, döktüğünü düşünün. Bu o kalbin etrafındaki o beton hissetme, yani sıkışma, artık esniyememe hissi bu kalpte belki bir ateroskleroz olabileceğine işarettir. Bu hastaların hemen hızlı bir şekilde doktora gidip kontrol olmaları gerekir. Aslında hocam şunu da diyebilir miyiz? Biraz önceki anlattığınız seyircilerimiz de gördü oradaki beyaz tıkanmayı. El freni, hastanın el freni çekmesi sebebi. Bir de şu kanıya vardım size anlatırken hocam. Sağlıklı beslenmenin, sağlıksız beslenmenin daha doğrusu kalbimizi ne kadar çok yorduğumuzu. Bu konuyla ilgili Demet Hanım sizinle de konuşabiliriz. Çünkü sizin maşallah yetenekleriniz sosyal alanda da
okuma alanında da çok çok var. O yüzden gerçekten tebrik ediyorum sizi bir Türk kadını olarak. Siz sağlıklı beslenmek, beslenme hatta ilk olarak öyle başlamıştım demiştiniz. Evet. Evet, beslenmeye de geçelim mi biraz? Sonra farklı bize bilgiler de geldi. Onlara da hemen geçmek istiyorum aslında. Çok da güzel, siz söylememiştiniz. Biz bulduk, araştırdık diyormuşum. Güzel projelerde de bulunmuşsunuz. Ona da daha sonra geçeceğim inşallah. Tamam. Evet, sağlıklı beslenme. Hocam da dediği gibi ne kadar çok kalbimizi yoruyormuşuz, zarar veriyormuşuz biz böyle anca anlatılınca anlaşılıyor. Sadece kalbimize değil aslında, bütün vücudumuza. Çoğu insanlar fazla, maalesef kızmayın, hamur işleri yiyorlar. İşte yağlı yemekler ve burada dikkat etmemiz gerek yanlış yağları yemek. Yağ aslında kötü bir şey değil. Hani bizim vücudumuza yağ lazım. Fakat yanlış yağlar var, doğru yağlar var. Fazla şekerli yemekler, tuz falan. Bunların hepsi vücudumuza tabii ki zararlı. Mesela Mahmut Bey de söylemişti. Inflammatory oluyor. Yani vücudumuzda herhangi bir hastalıklar çıkabilir. Mesela benim kendi vücudumda da var. Benim tenimde çok çıkar. Şekerli yemekleri yediğim zaman hemen fark ediyorum. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Hele kadınlar zaten doğum süreci olunca tabii ki varlık onlara dünyaya çok dikkat etmeleri daha da bir lazım. Fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Yani aslında kendinize bir yasak koymak gibi bir durum da olmamalı. Kendiniz anlamalısınız. Bu benim için iyi değil, sağlıklı değil. Ben bunu bırakmak istiyorum. Hani bana şeker yasak, hamur işi yasak, yağlar yasak değil de daha doğrusu ben bunu yemesem daha sağlıklı, daha güçlü ve daha çalışkan olurum mesela. Tabii şimdi sağlık, psikoloji de sağlık sektörüne giriyor tabii ki. Onu yemesem, bunu yemesem ama çok mutsuz olursam diye de bir olay var. O yüzden beyni de, psikolojiyi de bir şekilde oraya yönlendirmek daha mantıklı gibi geliyor. Doğru. Kesinlikle. Evet, bankacılığı, finansı. Türk kadını finansının neresinde? Biraz da onu konuşalım. Tabii. Türk kadını parayla ilgileniyor mu? Yoksa yastık altı mı yapıyor? Yoksa yatırımlar yapıyor mu? Nasıl yapıyor? Sizin tecrübeleriniz nelerdir? Evet, maalesef gerektiği kadar ilgilenmiyor Türk kadını finansla. Fakat bu aslında Türk kadının bir sorunu değil. Bu dünyanın nereden her başlıyor? Yerinde kadınlar maalesef finans eğitimini yeterince yapmıyor. Ama Demet Hanım burada hemen şunu da belirteyim. Türk erkeği de asla eşinden izinsiz bir sigorta da yapmaz. Evet, para olayında çok ona danışır. Da geleceğim. O yüzden yani hani burada genelde erkekleri suçluyoruz. Kadınca program olarak şiddetli şuydu buydu. Burada erkekleri koruyacağım. Hiçbir Türk erkeğini finans yönünden eşine danışmadan bir şey yaptığını görmemişsiniz iş hayatında. Evet, doğru. O zaman Türk kadının da olay bitiyor burada. Siz neler tavsiye edersiniz? Türk kültürümüzde para biriktirme konusu var. Altın konusu, altın bilezikler falan vardır. Bu yandan aslında iyi gidiyoruz diyebilirim. Yani çoğu Türk kadınının bolca altın bileziği var ve bu sonuçta bir yatırım. Fakat yine de finans eğitimi çok eksik. Ama şöyle bir durum da var. Finans eğitimi okullarda da eğitilmiyor. Yani siz de bunu biliyorsunuzdur. Maalesef eğitilmiyor. Yani genel olarak bir sorun bu. Türk kadınlarımız da sadece para biriktirip altın konusunda kalıyorlar. Hani belki bazıları belki emlak işine de giriyorlar. Kesinlikle altına olan sevdamızdandır sadece. Başka finans değil aslında iş. Yani bazılarının daireleri var işte kiraya verme işleri var ama çok nadir ve çok geç. Neler tavsiye edersiniz siz? Ev hanımları olsun, iş hayatındaki gelirlerini biz Demet Hanım'la tabii ki konuklarımızla hep önceden konuşuyoruz. Sizi tebrik ederim ayrıca. Direkt meslek hayatına başladığınızda bir yatırımınız olmuş. Evet. Kendi ayaklarınızın üzerine. Aslında konuşacağımız o kadar çok şey var ki ama zaman kısıtlı olduğu için ben de böyle biraz daldan dala gidiyorum. Sevgili seyirciler, mesajı da vermek istiyorum. Sağlık sektöründe de bilgi vermek istiyorum. O konuda bizim için çok önemli. Yatırım tabii. olarak neler tavsiye edersiniz? Ya da ilk meslek hayatı bittikten sonra genç kızlarımıza bilhassa. Var. Çok tavsiyem var. İlk başta yatırım yapmak için çok fazla maaş, yani yüksek maaş olmasına gerek yok. Biz kadınlar süse, kıyafete, işte kozmetiğe çok düşkünüz ve çok para harcıyoruz bu bölümlerde maalesef.
Burada biraz daha az para harcayıp bunun bir kısmını biriktirip yatırım yapsak daha iyi olur. Hem geleceğimizin finansal sağlığını kurmuş oluruz. Hem de yatırım yapabiliriz. Evet. Yatırım olarak ben tabii ki ben ilk işe girdikten sonra hemen kendime bir daire aldım. Kiraya güzel, verdim. Evet. Bunu şimdi için değil, yani bu zaman için değil, daha çok geleceğim evet. için, yaşlandığım zaman için düşündüm. Hı-hı. Oradan bir gelirim olur diye düşündüm. Ve bu çok fazla maaş olmasına gerek de yok. Yani burada ayda kendi giderim 50 euro bile değil. Tabii düzgün maaşa yani bakıyorlar. Yani düzgün maaş tabii ki. Hı-hı. Bir kredi alabilmek kadar maaş lazım. Evet. Ama küçük dairelerle başlayabiliriz. Hı-hı. Mesela iki odalı daireler, onları kiraya verip, kira Hı-hı. zaten çoğunlukla o krediyi ödüyor. Hı-hı. Yani kendi cebinizden fazla para gitmiyor. Hı-hı. Sadece işte onun yönetmenine evet. parayı ödersiniz. 50 euro kadar bir miktar bu. Yani Hı-hı. bu çok kolay. Emlak evet. işine girmek çok kolay. Fakat bir konu daha var. Mutlaka anlatmak isterim. Evet. bizim Türk kadınlarımızda Hı-hı. çok nadir görünen bir durum. Eleştireceğiz de pohpohlayacağız yani. Her yani, şekilde evet. konuşmak zorundayız burada. Evet, maalesef. Şirket hisselerim var. Almanya'da var, dünya boyunca var, Türkiye'de var. Evet. Bu konuyla pek ilgileri yok bizim Türk kadınların. Hı-hı. Hepsinin değil tabii ki, burada bunu söylemem lazım. Tabii ki. Şirket hisseleri nedir? Nasıl alınır, faydalı Hı-hı. mıdır, karlı mıdır yoksa değil mi? Bunu çok az bilenler var. Bu bölümde uzun bir zaman için fakat gerçekten karlı çıkabilir kadınlar, Hı-hı. insanlar, erkekler de tabii ki. Bu bilgileri çocuklarımıza da eğitmemiz gerekir. Aynen öyle. Çünkü bu, siz annenizden sürekli kızım kendi evet. ayakların üzerinde dur, kızım önce kendi ayakların Doğru. üzerinde dur nasihatını aldığınız için bir şekilde evet. de hep bakın dönüp dolaşıp eğitime geçiyoruz. Evet, çok evet. güzel bir duyuru buradan. Bizim evde eğitim bir öncelikti her zaman. Evet. Benim annem kendisi okuyamadı, bizi büyüttü, bütün hayatını bize verdi. Çok teşekkür ederim burada. Ödenmez bir. Evet, ödenmez. Gerçekten evet. ödenmez onun Bizden hakkı. De selamlar. Evet. Bize her akşam kitap okurdu. Hı hı. Ben o yüzden çok kitap okurum. Evet. Mutlaka da tavsiye ederim. Bizim kültürümüzde pek kitap okuma konusu yok. Hı hı. Evet, kitap kurdu olduğunuz da söylendi bize evet. maşallah. yani ben bazen arkadaşlara veya aileye gittiğim zaman, hı hı. onları ziyaret ettiğim zaman kitap hı hı. göremem. Hiçbir yerde kitap göremem. Kocaman televizyonlarımız var fakat kitaplarımız yok. Hı hı. Bu çok yanlış. Tabii ki televizyonda da öğrenebileceğimiz şeyler vardır fakat daha da çok kitaplarla öğrenebiliriz. Kesinlikle. Ve bunu da çocuklarımıza Hocam, mutlaka aslında, tavsiye ederiz. Yine birazdan reklamlara gireceğiz. Zamanımız diyorum ya, zamanla yarışıyoruz. kısaca bu kitap televizyon olayına da birazdan değinelim. Ben unutursam da siz değinin hocam. Diyorum dolu dolu bir program, böyle yoğun yoğun. Ama sevgili seyirciler, şunu söyleyebilirim size. Biz her konuya sağlık alanda da değinemezsek eğer, siz hemen ekranda çıkan numaralarımızı arayın. Bizi arayın, sorun hocamıza sorunuzu. Bunu rahatlıkla yapabilirsiniz, çekinmeyin. Evet sevgili seyirciler, reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra hiçbir yere ayrılmayın, devam edeceğiz. Reklamlar. Siz de bizi sosyal medyada takip edin. Avrupalı Türklere özel hazırlamış olduğumuz programlardan, haberlerden, reklamlardan ve sürprizlerden haberdar olun. Avrupalı Türkler Kanal Avrupa izler. Evet sevgili seyirciler, reklamlardan sonra programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bize müthiş yemek kokuları da geliyor burada. Keşke kokuları siz de böyle duyma bir şey olsaydı. Değil mi hocam? Güzel güzel kokular geliyor Demet Hanım. Evet, evet sevgili seyirciler, Demet Hanım'la da program reklam öncesi bir konuya değinmiştik. Eğitim, eğitim dönüp dolaşıp her yerden nereye bakarsak eğitime geliyoruz. Burada haftalardır inanın program yapıyoruz. Hocalarımız, değerli konuklarımız oluyor. Hep bir şekilde ucu eğitime geliyor. Ben burada tabii ki Mahmut Hocam'ın da değerli fikrini almak istiyorum eğitimle ilgili hocam. Siz neler demek istersiniz eğitimle ilgili? Eğitim şu açıdan önemli. Sadece bir meslek elde etmek için değil veya sadece iyi bir insan olmak için değil. Aynı zamanda sağlıklı yaşam için de eğitim çok önemlidir. Mesela bir örnek vereyim. Tıp fakültesinde genelde konuyu oraya bağlayacağım.
beslenme konusu işlenmez. Yani baktığınız zaman doktorlar aslında hastalar gelir ya nasıl yiyeceğim, ne yemem gerekir falan dediğinde genelde doktorların çoğu ciddi anlamda bir bilgiye sahip değildir. Çünkü beslenme konusu tam olarak detaylıca işlenmez tıp fakültesinde nedense artık. Dolayısıyla burada da doktorlar, özellikle ben de zaten bu beslenme konusunda kendi kendine eğitmek zorunda. Kendi kendine eğitebilmek için de kitap okuması gerekiyor. Sırf beslenme konusuyla ilgili birkaç yüz sayfa kitap okumuşumdur şimdiye kadar. Bu aile hekimliğine evet. geçtikten sonra. Benim de mesela örneğin hastanede, klinikte çalışırken kalp cerrahı olarak çalışma saatlerim çok kötüydü. Gece gündüz belli değildi. Çok kötü bir beslenme programım vardı. Dolayısıyla çok yoğun et yeme alışkanlığım vardı. Beslenme konusunda da sağlıksız beslenme, et yoğunluklu, et ağırlıklı beslenme, sebze meyve azlığı ve geç vakitlerde yemek yeme, çok tuz yeme, buna zaten değinmiştik ve Demet Hanım da ifade etti. Çok şekerli yeme, hele ki bizim Türk mutfağında hani misafirlikler falan olduğu dönemler işte evet. ön yemek, ana yemek, daha sonradan hemen ardından tatlı çok zararlı. Hemen ardından tatlı az da değil ve daha sonra üstüne bir de meyve, bir de artık fındık, fıstık falan derken. Sonra göstermiş olduğunuz olay oluyor sevgili seyirciler. Evet. O biraz önceki beyaz olayı değil mi? Sağlıksız yani, beslenmeden. Kesinlikle. Burada benim hastalarıma tavsiye ettiğim, kendi uyguladığım şeyler aynı zamanda. Hiçbir evet. hastama genelde kendi uygulamadığımı tavsiye etmem. Ben mesela çok fazla et yiyen bir insan olarak bu senenin başında başladım. Et tüketimini her gün et yiyen bir insan olarak... İyi dinleyin sevgili seyirciler, hocamın şu an diyeceğini. Her gün et yediğim halde artık et tüketimini ayda bir güne düşürdüm. Duyduk. Ayda bir kere. Yani ayda bir kere et tüketimi sadece. Ayda bir kere şöyle bir plan çizdim kendime. Her ayın ilk haftasında bir gün seçiyorum kendime. O gün yiyorum. Geri kalan zamanlarda ise sebze ve meyve ağırlıklı. Bakın şurada bir beslenme evet. tabelası var. Bu piramit neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. En aşağıda daha çok tüketmemiz gereken besinler ve yukarıya doğru azalması gereken besinler. Evet. Hacim olarak, volüm evet. olarak. Bu nedir? Daha fazla sıvı tüketimi ve ondan sonra en çok sebze ve meyve bu piramidin tabanını oluşturmakta. Yani bizim sebze ağırlıklı ve meyve ağırlıklı beslenmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü asıl vitaminler sebze ve meyvelerde mevcut. Hocam insanlarımızın biraz da beyninden şunu yok etmemiz gerekiyor. Et yesin de güçlensin, kuvvetlensin yani. Tabiri bize ait galiba. Yok öyle bir şey dediniz. O reklam arasında da konuştuk. Bunu seyircilerimiz de bilsin. Bu göstermiş olduğunuz besinlerde hepsi mevcut dediniz değil mi? Evet, hepsi mevcut. Fakat biz şunu tam olarak algılayamıyoruz. Et yemede sıkıntı yok. Fakat orantısız bir et tüketimi var. Evet. Aynı zamanda bu günümüzde tükettiğimiz etler çok sağlıksız koşullarda yetişen evet. hayvanlardan yediğimiz etler. Yani normalde insanlara bile verilmeyen antibiyotikler verilmekte. Evet. Hayvanlara da eziyet olduğunu düşünüyorum. Eziyet oluyor. Gerçekten. Daha çok et taşısınlar diye vesaire. Sonuçta hayvanların tükettiği gıdalarda çok sağlıksız. Evet. Ve biz de bunları tükettikten sonra bakın beslenmeyle birlikte Almanya genelinde en çok birinci, evet. ikinci, üçüncü sırada ölüm sebepleri hangi hastalıklar? Kalp damar sıkıntıları, diyabet, şeker hastalığı ve kanser. Ve bu üç ana grup hastalığın temelinde beslenme yatıyor. Evet, çok doğru bir teşhis, evet, kesinlikle. Kesinlikle eğitimde demişken aslında şunu da anladık. Hangi meslek olursa olsun diyorsunuz hocam. Sağlıklı beslenmeyi, kendisi ev hanımı da aslında ev hanımı daha çok yapması gerekiyor çocukları çünkü o şekilde de yetiştiriyor. Herkes sağlıklı beslenme alanında bir şekilde kitap vesaire eğitimini alsın. Çünkü günümüz maalesef çok sağlık, beslenme daha da dikkat edilmesi bir dönemde yaşıyoruz. O yüzden de bunun tabii ki teknolojisi var, bilgisayarı var, uzaktan eğitimleri var. Şu an çok kolay o şekilde yaşamak.
öğrenmek, istediğiniz alanda bir şeyler öğrenmek istiyorsanız yeter ki. Hocam hızlı hızlı geçiyorum. Seyircilerimiz inşallah beni rahatlıkla takip edebiliyordur. Pandemi döneminde bu damar tıkanıklığınınla yani korona ve şöyle söyleyeyim size korona ve kan pıhtılaşması. Size bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Bu da çok duyulmaya başladı çünkü. Korona tam anlamıyla daha henüz keşfedilememiş bir hastalık. Evet. Bu koronanın vücutta çeşitli manifestasyon bölgeleri var. Hı hı. Etki ettiği bölgeler var. Bazı insanda bu akciğerde kendini gösteriyor. Diğerinde kalpte gösteriyor. İltihaplanmaya sebebiyet veriyor. Evet. Başkasında kan pıhtılaşması meydana getirebiliyor. Hı hı. Dolayısıyla hangi insanda ne tür bir etki edeceğini biz şu an tam olarak bilemiyoruz. Yani mekanizma tam olarak çözülmüş değil. Dolayısıyla bu pandemi döneminde dikkat edilmesi gereken mesele şu. Eğer ki bir hastanın risk faktörü varsa, mesela diyabet hastasıysa veya tansiyon hastası ise özellikle o konuda ilaçlarını düzenli kullanıp o mesela yüksek tansiyona kontrol altında tutması gerekir. Hı hı. Aynı şekilde diyabet hastasının da hani ya akşam şu tatlıyı da yiyeyim filan değil de özellikle daha dikkatli bir şekilde şeker seviyesini kontrol ederekten o hangi konuda risk faktörü varsa onu azaltma yönünde dikkat etmesi gerekir. Çok teşekkürler hocam. Yine bir telefon bağlantımız var. Bir alo diyelim. Alo merhaba buyurun. Merhaba iyi günler. Aziz Bey nereden arıyorsunuz bizi? Almanya. Ben Şüverim'de arıyorum. Tamam Aziz Bey hoş geldiniz. Teşekkürler aradığınız için. Kime ne sormak istersiniz? Buyurun alalım. Doktor Bey'e bir şey sormak istiyorum. Tabii buyurun Aziz Beyciğim. Ben kalp rahatsızlığım var. 4 saat takıldı bana bunda 2 sene önce. Yalnız rahatım. Ben 6 ayda bir kontrola gidiyorum. Şu anda bir şeyle uğraştığım zaman, eğilip kalktığım zaman nefes alamıyorum. Nefes, program başında da konuşmuştuk ya hocam. Nefes yetmezliği başlamış diye. Hı hı. Yeni bir olay mı Aziz Bey bu? Siz sormak istediklerinizi sorun Aziz Bey'e. Ondan altı sonra cevaplayalım. 6 ay 1 sene oldu. Evet. Yalnız yürüyeceğin zaman falan bir şey yok. Sadece bir şeyle uğraşırsam, çalışırsam bahçede şurada burada ürünemede darbe oluyor. Yoksa başta yürümede, yatmada, oturmada herhangi bir sorun olmuyor yani. Aziz Bey, siz sorun sorularınızı isterseniz ya da cevaplandıralım mı? Var mı sormak istediğiniz? Ben yol göndereyim. Tam olarak doğru anlamadığımız öğrenmek istiyorum. Aziz Bey merhaba. Merhaba. Doğru anladıysam eğer kalbinizde 4 tane stent takıldığını söylediniz. Evet. Bu ne zaman takıldı? 2017'dir. Tamam. Ondan sonra düzenli olarak her sene kardiyolojiye gidip kontrol oldunuz mu? 6 ayda bir gidiyorum. Tamam. Gayet güzel. Evet. Şimdi sizdeki olan hastalık ateroskleroz. Daha önce de burada ifade ettiğim gibi kalp damarlarında sıkışma yaşamışsınız. Evet. Bu çeşitli yerlerde olduğu için de 4 tane stent takılaraktan o daralmış olan alanı genişletmiş arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra sizin düzenli olarak ömür boyu kullanmanız gereken ilaç ASS100'dür normalde. Bunu her gün kullanmanız gerekir ve artı risk faktörlerini de çok ciddi bir şekilde kontrol altında tutmanız gerekir. Nedir bunlar? Kolesterol seviyesi 1, tansiyon 2, şeker 3. Bunları ciddi anlamda kontrol ettirirseniz her 6 ayda bir zaten gidiyormuşsunuz kardiyolojiye ve aynı zamanda ultrason yapılırsa şikayetleriniz çoğaldığında ki öyle anladım sizin şikayetlerinizin çoğaldığını anladım. Kardiyolog arkadaşımız yeniden belki bir anjiyo olmanızı tavsiye edecektir veya yaptığı kontrol sonucu bir tavsiyede bulunacaktır. Çünkü stent takıldıktan sonra bu stentlerin içinde yeniden bir pıhtılaşma, yeniden bir kapanma, bir daralma veya zaten hastalığa bürünmüş olan diğer kalp damarlarınızda da yeniden bir ateroskleroz, bir daralma olabilir. Bu sizin şikayetlerinizin sebebi olabilir. Çok teşekkür ederiz Aziz Bey bağlandığınız için. Kendinize iyi bakın, geçmiş olsun. Acil şifalar, iyi pazarlar diliyoruz. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler şimdi kısa bir sağlıkla ilgili sokak röportajımız var. Onu da bir VTR olarak seyredelim. Ardından yemek köşemize bağlanalım. Ondan sonra programımıza devam edelim. Ben hafta anjiyo oldum. Ben de şu anda bir de 2013'te anjiyo olmuştum.
3 tane stent var bende. Şu anda kendimi Allah'a şükür iyi hissediyorum ama bu süreçten sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Korona sürecinde mi başladı sıkıntılarınız yoksa daha öncesinde mi başlamıştı? Yok, kalpla koronanın bir alakası yok, daha önceden var. Evet, ben bu önümüzdeki süreçte daha kalple ilgili ne yapabilirim, nasıl faydalı olabilir, bu tür şeyleri bilgilenirsem memnun kalırım. Beslenmenize dikkat ediyor musunuz? Mümkün olduğu kadar ediyorum ama tam detaylı da değil yani. Tansiyon sorununuz var mı? Yok Allah'a şükür. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederim. Saygılar görüşmek üzere. 4-8 tane stents var bende. Allah'a bin şükürler olsun yani. Ondan sonra çok rahatım, çok iyiyim, çok yürüyebiliyorum. Çok yani ne bileyim hayat çok güzel. Korona döneminde hiç sıkıntı çektiniz mi kalple ilgili? Hayır. Çok diyorum size çok memnunum anne. O kadar rahatım ki yani korona korunmak. İnsanlar işte şimdiki maske falan ne bileyim fazla insanlarla kontakta bulunmamak. Yani bunu yapıyoruz daha doğrusu. Evde hanımla. Şöyle bir sorum olabilir. Bu yiyecekler konusunda kalbe zarar olan şeyleri öğrenmek isterim. Yani yağlı şeyler mi zararlı veyahut da başka bir şeyler mi? Onu öğrenmek isterdim. Ailenizde kalp sorunu olanlar var mı? Rahmetli annem kalp Herzfilmen'den vefat etti. Çarpıntı. Çarpıntı evet. Bir o var yani. Evet. Evet sevgili seyirciler, halkın nabzını tuttuk sağlık sektöründe. Birazdan hocamız devam edecek ama yemek köşesine bir bağlanalım. Ondan sonra soruları cevaplarız kısa. Evet sevgili seyirciler, bizim de tabii ki yemekle ilgili bir VTR'miz var. Hemen bunu izleyelim, ardından da neler yaptık bir size anlatalım. VTR'yi izliyoruz. Merhaba efendim, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Merhabalar efendim, benim ismim Ahmet, soy ismim Baynaz, Şanlıurfalıyım. Şu anda Köln'de ikametgah etmekteyim. Urfalısınız, sizin yemekleriniz çok meşhurdur. Yemekleri siz mi yapıyorsunuz, hanım mı yapar evde? Aslında şu anda burada yalnız yaşıyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum ama evde yemek yapmamın mümkünatı yok, izin vermez. Çünkü mutfağı çok dağıtıyorum da onun için mümkünatı yok, bana yemek şansı vermiyor. Ama şu anda eşim ve kızlarım şeyde, Türkiye'de yaşıyorlar. Siz yalnız olduğunuzdan evde genelde yemeği siz yapıyorsunuz evet, o zaman. Yani, yemeği kendimiz yapıyoruz. Burası da Weidengasse biliyorsunuz. Yemeklerin sokağı, bazen de dışarıda yiyoruz. Elimiz mahkum diyorsunuz. Hanım olmazsa yemek de olmuyor evde. Açıkçası bu. Maalesef öyle ama dediğim gibi eşim gerçekten güzel yemek yapar. Biliyorsunuz Urfalıların mutfağı bayağı bir zengindir. Buradan da kendisine bu sefer sizin vasıtasıyla bir selam söylemek isterdim. İsmi nedir yengemizin? İsmi Canan. Canan'a buradan gerçekten ama onu çok sevdiğimi ve onu çok özlediğimi belirtmek istiyorum. Buradan da ona selam olsun diyorum. El sallayalım Canan Hanım. Kendinize iyi bakın. Merhabalar beyefendi. Evde yemeği siz mi yaparsınız, daha çok hanım mı yapar? Ortak yapıyoruz. Eşim çalıştığı için o imkan buldukça yapıyor. Ben de yardım ediyorum. Sizi tebrik ediyoruz burada. Yani hayatı paylaşıyorsunuz evet. Bir nevi. Evet. Daha lezzetli yemeği kim yapar? Eşim tabii ki. Ben o kadar beceremiyorum şimdi. Merhabalar kısaca. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Selay Bezer. Köln'de yaşıyorum, Almanya'da. Yaşınız kaç? 14. Yemek yapmayı sever misiniz, bilir misiniz? Evet bilirim, çok severim, yaparım. 14 yaşında yemek yapıyorsun. Evet. Kimden öğrendin? Annemden öğrendim. Babam yapar evde yemek, annem yapar. İkisinden de öğrendim. En güzel yemeği kim yapar peki evde? Yani annemi babamı, ikisi de çok güzel yapar. Yine de anne daha güzel yapar. En çok sevdiğin yemekler? Çiğ köfteyi çok severim. Kim yapar? Babam en güzelini yapar. Makarnayı çok severim, pizzayı da ama çok severim. Evet sevgili izleyiciler, gördünüz biz de halkımızın nabzını tuttuk. Yemek konusunda birkaç öneri aldık. Güzel şeyler, mesajlar verildi. Buradaki beyleri kutluyorum. Çünkü beyler de tabii ki yemek yapmayı bir nevi biliyordur diye düşünüyorum. Benimki hariç. Sizinki hariç evet. Gülay Hanım, bugün neler yaptık? Biz sevgili seyircilerimize tekrar bir evet. Buradan açıklayalım. Kısa bir tekrarlama yapalım. Evet. Evet, ilk etapta yaptığımız sucuklu, mantarlı ve kaşarlı poğaçalarımız. Muhteşem ve evet. farklı formlarda görüyorsunuz. Biraz şöyle değişiklik, evet. Bir gül yaptık aynen. burada. Bir kalp yaptık. Arzuya göre bir kalp yaptık. Güzel mesajlar vermek aynen. için bir kalp yaptık. Aynen.
Peşinden yaptığımız tabii şöyle biraz çöp şişte müflör hamurunda sosislerimiz var. Çok pratik. Çok pratik ve 10 dakikada pişti, evet, yani bitti. Göze hitap eden, çocukları bayağı kendine doğru çekebilen bir hazırlık oldu. Evet. Onun patates peşinden patates çanağında mantarlı ve pastırmalı başka farklı bir yiyecek hazırladık. O da çok güzel. Herkesin mutlaka sofralarında olan şeyler, dolaplarında bulunan malzemeler. Her annenin evinde yapabileceği pratik, evet, çözümler diyelim. Tabii bunun eşliğinde benim tek tercihim Ege Türk'tür. Aynen, ona değinmek istiyordum. Evet. Lezzetli olması, aynen, için Ege Türk'ü kullandık. Gerçekten yıllardır. Siz de zaten, aynen, bu işin içindesiniz. Aynen. Birkaç markayı denedik ama Ege maalesef, Türk'ü galiba maalesef ilk sırada. Herkese. Kötü sonuçlar elde ettik. Çocuklarım Türk tadında dünya çapında etmedi. Çünkü. Aynen. Aynen o şekilde. Bütün Türk ailelerinin yurt dışına giderken eş dost akrabalarının da severek, güvenerek götürebildiği, taşıdığı hediyelerden biri baş tacı. Evet. Sucuklarımızdır. Evet, çok teşekkür ediyorum Gülay Hanım. Rica muhteşem ederim. Sonuçlar elde ettik burada. Çok İnşallah teşekkür ettik. Çok güzel şeyler buradan olmuştu. Birkaç mesaj vermek ister misiniz hanımlara, katılmak, evet, isteyenlere? Aynen. Nasıl geçti, aynen, gününüz? Genelde nasıl, neler hissettiniz? Yanınızda, aynen, oldunuz. Bizimle birlikte çok güzel yemekler yaptınız. Sohbet, aynen, ettiniz. Bizi, aynen, tanıdınız. Neler hissettiniz? Benim için şu anda kendimi evimde, arkadaşlarımla bir toplantıda, sanki aile ortamında konuşuyormuş gibi rahat hareket edebildiğim bir ortam sağlandı. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Önce, ayaklarınıza sağlık. Yayın ekibine, tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunun akabinde bana bunu öneren arkadaşıma tekrardan teşekkür ediyorum. Peşinden çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Belki onların bana verdiği bu rahatlık değil motivasyon mi olmasaydı, aynen, bir nebze daha geride durabilirdim. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Ama bundan tekrar sonra bayanlarımız lütfen katılın. Katılmak güzeldir. Çekilmeyin. Paylaşmak hiç güzeldir. Sıkıntı değil. Ortam muhteşem. Arkadaşlar muhteşem. Ben dediğim gibi tekrarlıyorum. Burada bir aile ortamı, arkadaş ortamı içerisinde hazırlıklarımızı yaptık, sunduk ve zamanın nasıl geçtiğini hiç fark etmedim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Yani inşallah yine birlikte oluruz. Hep birlikte i̇nşallah, devam inşallah ederiz bu buradan yolda. Buradan bütün aileme de selam göndermek istiyorum. Türkiye'deki aileme, bütün arkadaşlarıma, bütün aile yakınlarıma, eşime, oğluma ayrı ayrı selamlar gönderiyorum. Çok sağ olun. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz de tabii ki sponsorlarımızı unutmuyoruz. Ege Türk tabii ki ana sponsorumuz. Home Design by Akaslan'a teşekkür ediyoruz. SH Çelik Baugesellschaft GmbH, Merinos Halı ve tabii ki Filiz ablamız Filiz Suyu unutmuyoruz. ST Gastro'ya teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, haftaya aynı şekilde inşallah karşınızda olacağız. Sağlıkla kalın, esen kalın ve kadıncayla kalın diyorum ve sözü Selda'ya gönderiyorum, bağlıyorum. Teşekkür ederiz. Hayırlı hafta sonları, hayırlı pazarlar. Teşekkür ederiz Birgül'cüm. Ellerinize sağlık. Evet hocam diyoruz sağlıklı beslenme ama sevgili seyirciler diyecek ki şimdi hem orada hamur işleri hem sağlıklı. Senede iki kere yiyebilirler mi hocam? Yani senede iki kere. Güzel bir örnek oldu aslında. Evet. Hani şöyle buradaki bugün yapılan yemekler az tüketilmesi gereken yemekler. Çok özel günlerde. Yani çok çok özel günlerde ayda az bir tüketilmesi falan olabilir. Evet. Çünkü kesinlikle kaçınılması gereken zaten Demet Hanım da söylemişti. Hı-hı. Beyaz undan yapılan mamuller, evet, şeker ve et, buna zaten, hı-hı, değindik. Mesela daha karbonhidrat çok da aslında bunu da bir değinseydik hocam ya. Kornhidrat dediğimiz karbonhidrat. Burada tıp bazıları dünyasında yiyin diyor, bazıları yemeyin, evet, diyor. Lazım. Tıp mutlaka dünyasında da iki tane farklı görüş, evet, var. Bir, evet, görüş diyor ki karbonhidratlardan tamamıyla uzak durmak gerekir diyor. Daha fazla et ürünleri vesaire. Çünkü enerji yoğunluğu karbonhidratla özellikle var diye. Diğer, hı, görüş ise karbonhidratlar tüketilebilir fakat beyaz un şeklinde değil. Yani daha fazla oynanmamış. Hani, evet, Falcon, Weizen, Roggen, bunların ben şimdi Türkçelerini maalesef bilemeyeceğim. Fakat bunlardan, hı-hı, üretilen, yapılan yemekler, karbonhidratların tüketilmesi özellikle sindirim açısından da çok çok daha iyi. Bu açıdan benim görüşüm daha önce de belirttiğim gibi oran çok önemli. Yani et, hı-hı, ve et mamullerini küçük tutup diğer sebze, meyve ağırlıklı ve Roggen, Falcon, tahıl ürünlerini, hı hı,
daha geniş tüketmek daha sağlıklı olacaktır. Hı-hı. Birkaç tavsiye de şu şekilde bulunabilirim. Şimdi hani çok kapsamlı konuşuyoruz. İzleyen hastalarımız var, izleyicilerimiz var. Buradan da mesaj geldi. İzleyen hastalarım varmış. Onların hepsine selam olsun buradan. Evet, güzel tepkiler bize de geliyor. Şunları kafada bulundursunlar veya uygulamaya geçirsinler. Tuz azaltmamız gerekiyor. Hamur beyaz undan üretilen yapılan yemeklerden uzak durmamız gerekiyor. Eti azaltmamız gerekiyor. Ve akşamları hani vücutun da rahatlaması için, pankreasın, sindirim sisteminin rahatlaması için en çok vücuda zarar veren şey azar azar da olsa neredeyse bütün gün boyunca yemek yemektir. Evet. Ben mesela yine kendi uyguladığım bir şeyi tavsiye etmek istiyorum. Normalde ben 8 saat içerisinde yemek yiyorum normal ve geri kalan zamanda yani 16 saat hiç yemek yemiyorum, yememeye bakıyorum. Nasıl yapıyorum bunu? 8 saat o içinde nasıl hocam, anlamadım. Şöyle, 8 saat içinde nasıl oluyor? Hemen söyleyeceğim. Mesela güne başladığımda ilk öğünümü yani kahvaltımı diyelim saat 10'da yapıyorum. Veya 10'da başlıyorum yemek yemeye. Hani kahvaltı, öğle yemeği ve en geç 6'da bırakıyorum yemek yemeği. Akşam 6'da yatış saatini sorması olmasın. Kaç gibi yatıyorsunuz hocam? Yatış saati işte 10-11 filan, bazen 12'yi buluyor. 10-11-6 gibi. Ama buna alışmamız gerekiyor. Nasıl? Evet. Hani bu 8 saati farklı da yapabilirsiniz. Hani saat 12'de başlayabilirsiniz. Akşam 8'e kadar bu sefer yiyebilirsiniz. 8 saat içerisinde. Bu 8 saat içerisinde yemek şu ama değil. Hani 8 saat içerisinde sürekli bir şey yemek değil. 8 saat içerisinde normalde yiyeceğiniz öğünleri, mesela bir öğle yemeği, bir akşam yemeği, bir de ara öğün bu şekilde. Evet, bittikten sonra ama burada şimdi asıl önemli faktöre geliyoruz. Saat 8 veya 6'dan sonra yemek yemeyi kestikten sonra sadece su veya şekersiz çay içilebilir mesela, şekersiz içecekler. Vücuta yemek girmediği zaman belli bir sanki bir oruç metabolizmasına giriyor vücut. Pankreas rahatlıyor, mide rahatlıyor, salgı bezleri rahatlıyor. Bu rahatlama vücutta belli oluşmuş olan iltihapların yeniden onarımına sebebiyet veriyor ve onu güçlendiriyor. Yani vücutun bir rahatlamasını sağlıyor. Demek istediğim buradan izleyicilerimizin kafasında bulundurması gereken, bütün gün boyunca azar azar yemekten ziyade belli bir zaman zarfında, bu 6 saat, 8 saat olabilir. Bence en uygunu 8 saat. Bu 8 saat içerisinde normal yedikten sonra artık yemeği kessinler ve diğer gün yine saat 10'da, ben 10'da başlıyorum veya 12'de başlasınlar yemek yemeye. Bir çok katkım olacak buna. Tabii ki zaten size geçecektim Demet Hanım. Diyecektim, ne güzel bir kurallarımız, dinimiz var ki kuralları önceden bizim sağlığımızı düşünerek belirlemiş, oruçtan ziyade namazdan. Siz de buyurun, direkt size de devam edelim. Olacak. Buyurun. Evet, bunları ben de neredeyse çoğu zaman kendim yaşıyorum, yapıyorum. Böyle bir yaşam tarzına tabii ki spor da çok yakışıyor. Yani kesinlikle, hele ki kalp olarak. Bu zamanlarda tabii ki zor, spor salonları kapalı, her yer kapalı. Fakat bir orman gezisi, bir küçük gezme turu falan olur. Mutlaka yapmamız gerek ve bu sağlığımıza da çok faydalı. Demet Hanımcığım, çok kısa bir şeye de değinelim. Çok, çünkü son 5 dakikaya girdik. Sizin lösemilerle ilgili çalışmanızı da bize söylediler. Ne yaptınız lösemilerle ilgili? Ardından seyircilerimize son sözlerini alalım. Sonra kısa hocamdan da son sözleri alıp programımızı kapatalım. Seve seve. Lösemilerle ilgili hangi çalışmayı yaptınız? Şöyle bir şey oldu. Bayağı oldu maalesef tabii ki bu durumlarda pek bir şey yapılmıyor. Ben pazarlarda, Almanya'da pazarlar oluyor biliyorsunuz. Çocuk pazarları vardı bizim yaşadığım şehirde. Orada pastalar yapıp işte tatlılar, hamur işleri yapıp gerçekten iyi olmayan tabii ki ama yine de onları yapıp satış yaptım. Ailem ve arkadaşlarım bana yardımcı oldu. Oradaki orada kazandığımız parayı da derneklere bağış ettik. Orada güzel. Benim çok önemli bir görüşmem oldu bir küçük çocukla, lösemi hastası bir çocukla. Bayağı oldu birkaç sene. Çok üzüldüm ben o gün, o çocuğu orada gördüğüm gün ve çocuklara yardım etmek istedim. O yüzden bu işte yardım projelerini ayağa kaldırdım.
İşte maalesef dediğim gibi bu son zamanlarda yapamadık. Sevgili Seyirciler, doğru eğitimin sonucunda çocuklarımızın ileriki sosyal hayatları başarılı olması için inanın çok önem var. Bu da şekil ağda göründüğü gibi derler ya. Tebrik ediyorum. Bu yaşta bu şekilde düşündüğünüz meslek sahibi iyi okuyan olur ama sosyal veya kalbi güzel yardım derneği vesaire. Hemen Türk kadınlarına da son sözünüzü alın. Evet. Finans yönümünde iki. Sonra bir hocama geçeyim hemen. Seve seve. Altın konusuna geri dönmek tamam, isterim. Bizim altın sevdiğimiz bir konu. Bir Türk kadını için en büyük ve en değerli altın bileziği kendi eğitimidir. Bunu mutlaka kesinlikle iletmek çok isterim. Güzel. Yani son sözde nokta vuruş oldu evet. Böyle. Tam önce bir altın bileziğinizi o şekilde alın. Kendi ayaklarınızı üzerinde durun. Ben de diyorum, hocama geçiyorum. Sizin de son sözlerinizi alalım hocam. İnsanlarımıza ne diyelim? Zaten tavsiyelerimiz oldu. Hı-hı. Buna eklemek istediğim, hani hareket dediniz, egzersiz dediniz. Bu çok doğru bir şey. Ama ne kadar yapalım diye soru soruyor mesela hastalarım veya seyirciler de bunu kendine sorabilir. Günde ortalama 10 bin adım tavsiye edilen bir hareket alanıdır. Evet. Hani 10 bin adımı bir anda değil de kalp hastalığı olanlarda, diyabet hastası olanlarda günde 10 bin adım şöyle yürüme şeklinde çıktıkları zaman korona döneminde bile yapabilecekleri bir şey. Çünkü illaki bir spor stüdyosuna gitmek zorunda değiller. Evet. Hani herkes eşiyle olsun, çocuğuyla veya yalnız olsun gidip bir evin etrafında, bir parkta bir 10 bin atım. Zaten şu anki telefonlarımızda bunu saymakta, hani adımları sayan telefonlar var. Neredeyse evet. Hepsi bunu yapabiliyor. Aşağı yukarı bunu bilebilirler. Günde 10 bin adım ataraktan, aynı zamanda sağlıklı beslenerekten dediğimiz konular dahilinde bir yön verebilirler sağlığa yönelik. Bir de tavsiye etmek istediğim bir şey daha var. Çünkü onu çoğu zaman görüyorum. Hastalarımız geldiği zaman doktora, doktorun tavsiyelerini uygularsa eğer, yazdığı ilaçları, yapmış olduğu programı uygularsa, takip ederse daha iyi olur. Bazen şöyle bir durum yaşıyorum, onu buradan ifade edeyim. Hasta geliyor mesela, depresyon hastası uzun zamandır. Ona bir tedavi programı çiziyoruz. Şu ilacı kullan diyoruz, gidiyor, aradan 3 ay sonra geliyor, hiç iyileşmedim diyor. İlacı kullandın mı diyorum, hayır kullanmadım diyor. Evet. Niye diyorum, diyor ki işte yeğenim onu kullanma dedi diyor. Yeğenin doktor mu diyorum. Niye geldiniz deseydiniz ya hocam. Yeğenin doktor mu diyorum, değil diyor evet. Ama bağımlılık yapıyor filan. Ben bunları anlatıyorum hastalara. Hani buradan da seyircilerimize söylemek istiyorum ki. Doktorlarınızın dediğinden çıkmayın. Hani bir doktor bir şey yazıyorsa. Kontrol edilmesi iyidir. Evet. Acaba burada bir hata var mı yok mu? Çünkü doktorlar da hata yapıyor. Onlar da insan. Ama genelde artısını eksisini ölçerekten bir tedavi şeması çizmiştir size. Bunu uygulamaya gayret edelim. Çok teşekkürler. İkinize de ayaklarınıza sağlık. Çok güzel, verimli bir programımız oldu. Biz teşekkür ederiz. Ailelerinize kucak dolusu selamlar buradan aynı zamanda. Evet sevgili seyirciler, biz Kadınca programının tekrar sonuna geldik. Çok dolu dolu bir Kadınca programımız oldu. Buradan bir kısa duyuru yapacağım. Ben haftaya yokum. Tabii ki bir iş için Türkiye'ye gideceğim. Güzel vatanımızdan sizlere kucak dolusu selamlar getireceğim inşallah. Ama Birgül arkadaşım olacak benim yerime. Bunu öncelikten belirteyim. Bir de sponsorlarımıza kısa bir teşekkür edelim. Ege Türk, Home Design Akas'tan, SH Çelik Baugesellschaft MBH, Merinosalı, Filisu, ST Gastro, Gameby'a çok çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun sevgili seyirciler. Kendinize iyi bakın.
Müzik.